Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda yaşadığımız bir problemi nasıl tespit ettiğimizi ve çözdüğümüzü içeriklerinizde mutlaka ve mutlaka uygulamanız gereken bir taktiği ve videonun sonunda da arkadaşlar projemizle alakalı güzel olduğunu düşündüğümüz bir haberi sizlerle paylaşacağız. Daha önce arkadaşlar cyber panele sahip bir VPS'de barınıyorduk. Bu VPS'in işte artan hitle beraber last speed tarafında çeşitli çökmeler yaşanıyordu bu çökmelerin akabinde biz de kulut C panel paketine geçmeyi uygun gördük. Bu taşıma esnasında işte özel IP'nin yanlış verilmesi akabinde SSL sertifikasının doğru bir şekilde yüklenmemesiyle birlikte mevcut içeriklerimiz 403'e düşmeye başladı. Yani şöyle, işte örnek mesela sitemizdeki bir URL'i buraya ön izleme alanına yapıştırdığımızda Burada 403 hatasıyla karşılaşıyorduk. Bu da bizim için çok ciddi bir probleme sebep oluyordu. Hatta hatayı da şöyle göstereyim. Yani örnek mesela işte aylardır günde 200'ün üzerinde hit aldığımız bir içeriğimizi URL yapısını Search Console'a yazdığımızda böyle bir hatayla karşılaşmaktaydık. Çünkü site 12 saatlik bir arkadaşlar erişime kapalı kaldı. Bu süreçte sayfalar tarandı ve bu sayfalar 403'e düştü. Akabinde biz bu sorunu tespit ettik. Tespiti şu şekilde yaptık. Bakın ön izleme alanında 107 tane yörelimiz varken birden arkadaşlar 66'ya düştü yörel sayımız. Ve bu sayı bu şekilde devam etti. Bu da arkadaşlar bizim 40'ın üzerinde bir indeksimizin kaybolduğu anlamına geldi. Şimdi şöyle ki 40 indeksin kaybolması nasıl bir problem oluşturuyor diyecek olursanız şöyle arkadaşlar. Bizim zaten web sitemizdeki aşağı yukarı tüm URL'ler. Yüksek sayıda hitler aldığı için 40 URL'in birden kapsam dışı kalması ve bu URL'lerin Google arama sonuçlarından kaldırılması bize hit noktasında çok ciddi sorunlara sebebiyet verdi. Bu sorunu tespit ettikten sonra arkadaşlar indexing API'yi kurduk. Hızlı bir şekilde index aldırmaya çalıştık. Daha sonrasında daha önceden anahtar kelime analizini yaptığımız şu 1, 2, 3, 4, 5 içeriği arkadaşlar hızlı bir şekilde girdik. Bu içeriklerde iş linkleme yaptık. Yeni çıkacak ücretsiz eğitimimizde anlattığımız dofollow profil backlink kaynaklarını hızlı bir şekilde aldık ve bu kaynakları arkadaşlar indeks ettirdik. Bu kaynaklar dofollow olduğu için Google botları burada yer alan sayfalarımız da arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrardan indeksledi ve kapsamı aldı. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar bakın sorunun başladığı tarihte işte 93-91 arasında içerik haritası şamamız... Tanımlanmışken sorunun hat safhaya çıktığı tarihte arkadaşlar 55'e kadar düştü. Daha sonrasında tekrardan 92'ye çıktı. Hala da indekslenmeyen bazı sayfalarımız mevcut. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, yine de arkadaşlar sorunu büyük oranda çözdük. Zaten buradaki e, ciddi düşüş arkadaşlar bu durumu kanıtlıyor. Sorunun tespiti bu şekilde. Çözümünü arkadaşlar bu şekilde yaptık. Halihazırda sitemiz büyük oranda toparladı. Şu anlık ciddi bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda serp takipte yazmış olduğum kelime sayısı 81 arkadaşlar. Yani web sistemde işte bana hit getirebilecek mevcut anahtar kelimelerim 81 adet. Bu 81 adet anahtar kelimenin arkadaşlar 53 tanesi ilk üçte bulunuyor. Ki bu ilk üçte bulunan işte düşük hacimli içerikler de var yüksek hacimli içerikler de var. Muhtemelen bayramla da beraber bir ince bir hit düşüşümüz oldu. Bayramdan sonra arkadaşlar mevcut hitimiz 4K'lara çıkacak. Çünkü daha önce işte anahtar kelime analizini yaptığımız bazı içerikler arkadaşlar ürettik. Mesela sözleşmeli er maaşı şu anda Semraş verilerine göre yaklaşık bir 10K'lık arama hacmine sahip 5. sıradan giriş yaptı. İşte az maaşı yaklaşık 6-7K'lık bir arama hacmine sahip 2. sıradan giriş yaptı. İngiltere asgari ücret kelimesi bunun da aylık arama hacmi arkadaşlar 8K seviyesinde. Bu da işte 5. 6. sıralarda geziyor şu an. Acun Ulucalı serveti 20K'lık bir arama hacmine sahip arkadaşlar. Bu da 3. sıradan giriş yaptı. Aziz Yıldırım serveti de 2-3K'lık bir arama hacmine sahip. Bu da arkadaşlar direkt kafadan giriş yaptı. Şimdi içeriklerde uygulanması gereken bir tavsiye size vereceğim arkadaşlar. Aziz Yıldırım Serveti yani odaklandığımız anahtar kelime Aziz Yıldırım Serveti. İşte URL yapımızı buna göre ayarladık. Description'ımızı buna göre ayarladık. Title'a bu şekilde başladık. Etkileyici bir başlık adına hem 2022 kelimesini kullandık. Rakamsal ifade kullandık. Hem de tüm detaylar diye tıklamayı arttırabilecek arkadaşlar. Bir başlık etiketi paylaştık ki 18 adımda blok yüklendirme rehberi adlı video serimiz ki ücretsiz olacak. Bu konuların arkadaşlar hepsi anlatıldı. Yine arkadaşlar içeri anahtar kelimeyle başladık. Bir tık Google'a, bir tık da kullanıcıya oynayacağımız güçlü bir giriş yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında asıl dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi Aziz Yıldırım kelimesiyle Fenerbahçe arkadaşlar eşleşen kelimeler. Çünkü Aziz Yıldırım yıllarca Fenerbahçe başkanlığı yapmış bir kişi, aynı zamanda bir iş adamı. O yüzden Aziz Yıldırım serveti gibi bir içerik üretirken Fenerbahçe kelimesini sıkça kullanmanız gerekiyor. Çünkü Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe kelimesi Google'da arkadaşlar çok fazla sonuca sahip kelimeler. Bu yüzden arkadaşlar bu kelimenin kesinlikle ve kesinlikle kullanılması gerekiyor. Yani Aziz Yıldırım serveti konusundan bahsederken aslında Fenerbahçe kelimesinden daha çok bahsetmeniz gerekiyor. Aziz Yıldırım serveti kelimesine oranla. Yine arkadaşlar bir konu NATO kelimesi. Aziz Yıldırım bir iş adamı arkadaşlar ve NATO ihalelerine katılan bir iş adamı. Özellikle sözlü şike sürecinde bu NATO konusu çok fazla haber sitelerine konu olmuş bir konu. Bunu arkadaşlar biz buradan öğrendik. Aziz Yıldırım ve NATO diye arkadaşlar ayrı bir başlık attık ve bu başlıkta NATO kelimesini arkadaşlar kullandık. Özellikle Aziz Yıldırım kelimesiyle arkadaşlar NATO ve Fenerbahçe gibi kelimeleri kullanmak çok önemli. Çünkü kişiyle bu kelimeler bizzat eşleşiyor. Aynı mantıkla yasaklı sitelere girişle alakalı bir içerik üretirken VPN kelimesini sıklıkla kullanmanız gerekiyor. Çünkü yasaklı sitelere girişin temel yöntemi VPN'dir. Yine aynı şekilde DNS'i de kullanmanız gerekiyor. Çünkü yasaklı sitelere giriş kelimesiyle DNS yöntemi de arkadaşlar birebir eşleşmektedir. Yani içerik üretirken buna kesinlikle dikkat etmelisin. Mesela az temen maaşı ile alakalı bir içeri ürettik arkadaşlar. ikinci sıradan giriş yaptık. İçeriye arkadaşlar girmemizle birlikte günde 200'ün üzerinde bir hit geldi. Az temen maaşı kelimesinden ikinci sırada olması artı bu kelimenin güzel bir hacminin olmasıyla birlikte arkadaşlar çok güzel bir hit geldi. Bakın gördüğünüz gibi aramalar arkadaşlar büyük oranda Google'dan geliyor. Yani bizim zaten çektiğimiz ekstra bir kaynak yok. Böyle bir içerikte arkadaşlar kullanmanız gereken temel kelime şu: yedek subay. Çünkü asteğmen aynı zamanda yedek subay anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bu birinci konu. Yine arkadaşlar işte piyade kelimesini kullandık. Piyade asteğmenlerin eğitim aldığı eğitim okullarından bahsettik. İşte Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndan bahsettik, Tuzla Piyade Okulu'ndan bahsettik. Onun dışında Asteğmen alakalı işte kullanıcılar bunları da sordu bölümünde. Asteğmen kaç yıl görev yapar? Asteğmen silah taşır mı? gibi sorulara da arkadaşlar yine içerimizde FAQ olarak yanıt verdik. Şimdi örnek verin. Mesela Asteğmenler ne yapar diye bir başlık arkadaşlar aslında belli bir aylık arama hacmine sahip bir başlık değil. Ama kullanıcı bunu merak ediyor. Yani Asteğmen maaşının kaç para olduğunu merak eden kullanıcı Asteğmen olma ihtimali olduğu için ASTM'nin orduda ne yaptığını da merak ediyor. O yüzden bu soruya da yanıt verdik. Yani burada temelli anlatmaya çalıştığım şey şu. İçeriklere yani bir anahtar kelimeye yönelik içerik üretirken büyük resmi görmeniz lazım. Şimdi sıklıkla kullanılan bir terim var. İşte yeğenim sen büyük resmi göremiyorsun. Büyük resmin arkadaşlar bu tarz içeriklerde görülmesi çok önemli. Yani içerik üretirken içeriye bütün bir mantıkla bakmak gerekiyor. Yani işte az yıldırım içeriğinde kullanmış olduğum NATO ve Fenerbahçe kelimeleri gibi veya işte ASTM maaşı içeriğinde kullanırken işte Eğitim Birlikleri, Piyade AsTEMEN İsa Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri gibi kelimeler arkadaşlar bu tarz içerikleri üretirken kullanmak gerekiyor. Çünkü AsTEMEN kelimesiyle bu kelimeler hala hazırda arkadaşlar eşleşiyorlar. Ve bu kelimelerin beraber geçtiği çok fazla haber içeriği var, çok fazla blog içeriği var. Bu yüzden arkadaşlar içerik üretirken bu mantaliteye dikkat etmenizde çok ciddi fayda var. Bakın örnekleri ortada. Diğer yandan hani hocam işte biz bunu kullandık sıralama alamadık. Yani alamamanız normal bir durum. Çünkü ben bu kelimenin anahtar kelime analizini yaparken zaten ilk 5'te yer alacağımı bilerek ürettim ben bu içeri. Yani daha önce zaten anahtar kelime analizi videolarını anlattık. Kozbu Orgu ben tanıdığım için hangi kelime de aşağı yukarı ilk 5'e girecek, ilk 10'a girecek ben bunu az çok kestirebiliyorum. Halihazırda zaten 81 kelimenin 53'ünün ilk 3'te olmasının temel sebebi de bu. Yani ben bu anahtar kelimeleri özel olarak seçiyorum. Yine de bunu kullanmanız arkadaşlar size ciddi fayda sağlayacak. Yani içerik üretirken bütün bir mantıkla içeriği değerlendirmeniz gerekiyor. İçeriğe böyle dandum başlamayın. İçeriğin önce URL yapısını belirleyin, başlığını belirleyin, giriş cümlenizi girin. Alternatif kelimeleri çıkartın, ara başlıkları çıkartın, FAQ yapılarını çıkartın. İçeriğin arkadaşlar iskeletini oluşturun ondan sonra içeriye başlayın. Ki zaten bu konuları biz yeni çıkacak ücretsiz eğitimimizde de anlattık. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.